Müdürleri, kıymetli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Meclis toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 5.393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi hükümleri gereğince Belediyemiz Meclisi'nin 2020 yılı toplantı döneminin Şubat 2020 ayına ait iki sayılı toplantının birinci bileşimini, birinci oturumunu açıyorum. Yoklamamız yapıldı, eksiğimiz yok. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Toplantı gündemindeki konuların görüşülmesine geçilmeden önce gündemimizin belirlenmesinden sonra şu ana kadar başkanlığımıza verilmiş gündem harici konu bulunmaktadır. Bu konu ilçemiz Şirintepe Mahallesi'nde uygulama imar planında özel yurt alanı olarak görülen 622 ada bir nolu parselin resmi kurum alanı olarak lejatlandırılması suretiyle plan tadilatı talebiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 4 Şubat 2020 tarih ve 1465 sayılı yazısı görüşülecektir. İş bu konu Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 11. maddesinin 2 ve 5. bendi hükümleri gereğince gündeme eklenerek gündemdeki konularımızın görüşülmesinden sonra bu konunun görüşülmesine geçilecektir. Bilgilerinize sunarım. Toplantı gündemimizin 1. maddesinde yer alan ilçemiz Sakarya Mahallesi 575 ada 18 nolu parselde plan tadilatı talebiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21 Ocak 2020 tarih ve 11.028 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğundan okutturmuyorum. Bu konu hakkında söz isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Sakarya Mahallesi 575 ada 18 nolu parselin cephe aldığı uygulama imar planına göre 575 ada ile kuzeyindeki imar adası arasında kalan 10 metrelik imar yolunun iptal edilerek adaların bütünleşip emsal 1.20 yükseklik en çok 15.50 metre ve ticaret artı konut alanı olarak olacak şekilde plan tadilatının talebinin imar komisyonuna havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin ikinci maddesinde yer alan ilçemiz Hamdi Bey Mahallesi 373 ada 17 nolu parselde plan tadilatı talebiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21 Ocak 2020 tarih ve 14.290 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğundan tekrar okutmuyorum. Bu konu hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Hamdi Bey Mahallesi'nde 373 ada 17 nolu parselin bulunduğu alan uygulama imar planımıza göre bitişik nizam 5 kat ticaret artı konut alanında kalmakta olup iş bu yapı nizamının bitişik nizam 10 kat ticaret artı konut alanı olacak şekilde plan tadilatı talebinin İmar Komisyonu'na havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin üçüncü maddesinde yer alan ilçemiz Hamdi Bey Mahallesi 428 ada 9 nolu parselde plan tadilatı talebiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22 Ocak 2020 tarih ve 15.151 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğundan tekrar okutmuyorum. Bu konu hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Hamdi Bey Mahallesi'nde 428 ada 9 nolu parsel uygulama imar planına göre ayrık nizam 3 kat taks 0.40 konut alanında kalmakta olup söz konusu adanın bir kısmının bitişik nizam 3 kat olması nedeniyle Hamdi Bey Mahallesi'nde 428 ada 9 nolu parselin bulunduğu alanın da bitişik nizam 3 kat konut alanı olacak şekilde plan tadilatı talebini
İmar Komisyonu'na havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, Zeki Bey siz kabul, kabul mü? Yok kalkmadı elde. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 4. maddesinde yer alan ilçemiz Hamdi Bey Mahallesi 1404 ada 59 nolu parselde plan tadilatı talebiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21 Ocak 2000 tarih ve 15611 sayılı yazısı eki elinizde mevcut olduğundan tekrar okutmuyorum. Bu konu hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Hamdi Bey Mahallesi'nde 1404 ada 59 nolu parsel uygulama imar planına göre kısmen imar yolunda, kısmen otopark alanında, kısmen park alanında ve kısmen de sosyal tesis alanında kalmakta olup söz konusu 59 nolu parselin revizyon imar planı birinci askındaki gibi ticaret alanı olacak şekilde plan tadilatı talebinin İmar Komisyonu'na havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 5. maddesinde yer alan ilçemiz Şirintepe Mahallesi 1295 ada 1 nolu parselde plan tadilatı talebiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21 Ocak 2020 tarih ve 16254 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğundan tekrar okutmuyorum. Bu konu hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Şirintepe Mahallesi'nde 1295 ada 1 nolu parselin bir kısmı revizyon imar planlarımıza göre imar yolunda kalmakta olup söz konusu parselde 9 Mayıs 2018 tarih ve 115 ruhsat numarası ile inşaata başlanmış olduğundan mağduriyet oluştuğu ve mağduriyetin giderilmesi için söz konusu adanın bulunduğu bölgede eski imar planına göre plan tadilatı yapılması talebinin imar komisyonuna havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 6. maddesinde yer alan ilçemiz Yeniceköy Mahallesi 1049 ada 13 nolu parselde plan tadilatı talebiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21 Ocak 2020 tarih ve 17140 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğundan tekrar okutmuyorum. Bu konu hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Yeniceköy Mahallesi'nde 1049 ada 13 nolu parselin bir kısmı uygulama imar planına göre imar yolunda kaldığından ve söz konusu parselde 2 adet yapı kayıt belgesi bulunan bina mevcut olduğundan mağduriyet yaşandığı ve iş bu mağduriyetin giderilmesi için 1049 ada 13 nolu parselin imar adasına alınacak şekilde plan tadilatı talebinin imar komisyonuna havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 7. maddesinde yer alan ilçemiz Çavuşköy Mahallesi'nde 1190 ada 2 nolu parselde plan tadilatı talebiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21 Ocak 2020 tarih ve 16959 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğundan tekrar okutmuyorum. Bu konu hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Çavuşköy Mahallesi'nde mevcut bulunan mezarlık bir yıl içinde dolabileceğinden
Mevcut mezarlığa bitişik 1190 ada iki nolu 2571.20 metrekarelik parselin de mezarlık alanına dahil edilecek şekilde plan tadilatı talebinin İmar ve Şehircilik Komisyonu'na havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 8. maddesinde yer alan ilçemiz Hamdi Bey Mahallesi'nde 222 ada 109 nolu parsel için hazırlatılan tadilat imar planının tasdiki ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21 Ocak 2020 tarih ve 844 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğundan tekrar okutmuyorum. Bu konu hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Hamdi Bey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan belediyemizin atık su arıtma tesisinin bulunduğu 222 ada 109 nolu parselin bir kısmının belediye hizmet alanı olarak olacak şekilde lejatlandırılması ve çevresindeki yolların düzenlenmesi için şehir plancısı Harun Algül'e hazırlatılan tadilat imar planının tasdikinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 9. maddesinde yer alan ilçemiz Hamdi Bey Mahallesi'nde 301 ada 3 nolu parsel için hazırlatılan tadilat imar planının tasdiki ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21 Ocak 2020 tarihi ve 872 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğundan tekrar okutmuyorum. Bu konu hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Hamdi Bey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Maliye Hazinesi'ne ait kayıtlı 301 ada 3 nolu parselin askeri alan lejantı ile gösterilmesi ve plan notlarına da bu bölgede 2565 sayılı askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanunu hükümleri geçerlidir. Hükmünün işlenmesi için şehir plancısı Harun Algül'e hazırlatılan tadilat imar planının tasdikinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 10. maddesinde yer alan ilçemiz Yeniceköy Mahallesi'nde 1062 ada 17 nolu parsel için hazırlatılan tadilat imar planının tasdiki ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22 Aralık 2020 tarihi ve 954 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğundan tekrar okutmuyorum. Bu konuyla ilgili söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Hamdi Bey Mahallesi'nde uygulama imar planına göre ayrık nizam olarak belirlenen yapı nizamında kalmakta olan 1062 ada 17 nolu parselin bulunduğu alanın bitişik nizam olacak şekilde şehir plancısı Ayşe Nur Dersin'e hazırlatılan tadilat imar planının tasdikinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 11. maddesinde yer alan ilçemiz Sakarya Mahallesi Barış Caddesi 213. ve 215. sokağın arasında kalan Kutlu Doğum Parkı isminin değiştirilmesiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22 Ocak 2020 tarih ve 980 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğundan tekrar okutmuyorum. Bu konu hakkında söz almak isteyen var mı?
Söz isteyen olmadığından ilçemiz Sakarya Mahallesi'nde Barış Caddesi 213. sokak ve 215. sokak arasında kalan Kutlu Doğum Parkı isminin Soner Dedeoğlu Parkı olarak değiştirilmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Şöyle yapalım mı? Soner'in ruhuna bir Fatiha okuyalım. Soner'in ruhuna Fatiha. Toplantı gündemimizin 12. maddesinde yer alan Çanakkale ili Biga ilçesi ilave revizyon uygulama imar planı sınırlarını kapsayacak şekilde planlı alanlar imar yönetmeliğinin 5. bölüm 28. maddesinde yer alan kat yükseklikleri ile ilgili plan notu alınmasına dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28 Ocak 2020 tarih ve 1011 sayılı yazısı elinizde olduğundan tekrar okutmuyorum. Bu konu hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından Çanakkale ili Biga ilçesi ilave revizyon uygulama imar planı sınırlarını kapsayacak şekilde planlı alanlar imar yönetmeliğinin 5. bölüm 28. maddesinde yer alan kat yüksekliklerine ile ilgili plan notunu alınmasına dair talebin İmar Komisyonu'na havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 13. maddesinde yer alan belediyemizin meclisinin 11.11.2019 tarih ve ile kabul edilen gelir 5 kalem tarife eklenmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28 Ocak 2020 tarih ve 1227 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğundan tekrar okutmuyorum. Bu gündem maddesiyle alakalı söz almak isteyen var mı? Buyurun. Başkanım, şimdi 5 maddenin bir konu üzerinde, üçüncü maddeyle alakalı şöyle bir talebimiz olacak. İnşaatlara beton dökülmesine her döküm başına 125 lira gibi bir bedel öngörülüyor. Bunu kabul etmemiz durumunda bundan sonraki uygulamalarda herhangi bir iltimas yaratmayacak şekilde herkese her seferinde bu ücretin düzgün bir şekilde alınıp alınmaması konusunda sizin ilginizi ve ilgili birimlerin desteğini bekliyoruz. Bu geçmiş yıllarda farklı mağduriyetlere sebep veren bir madde. Yani bazı arkadaşlar bunu alıyor, bazı arkadaşlar tam yatırıyor. Bu da piyasa anlamında da haksız bir rekabete ister istemez vesile oluyor. Eğer bunu kabul etmemiz durumunda herkesten aynı şekilde alınsın ya da iltimas geçildiği oranda herkese aynı şey yansıtılsın. Bu konuda hassasiyetinizi önemli rica ediyoruz. İstiyorsanız yani Plan Bütçe Komisyonu'na da sevk edebiliriz bunu. Orada daha detaylı uygulama anlamında. Eyvallah, tamam. Eyvallah. Buyurun. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu konuyla alakalı net bilgim yok ama imar müdürümüz daha iyi biliyor sanırım konuyu. Ruhsat kesilirken mesela bina 4 katlıysa temel artı 4 kat çarpı yani 5 kat çarpı 125 TL ruhsat harcı olarak herkesten alınıyor. Yani Alper abi orada beton dökeceğim, beton dökeceğim diye gidip kimse harç yatırmıyor. Ruhsat anında o para istisnasız, doğru mudur? Aynı o şekilde herkesten alınıyor. Alper, ara yapma, toptan hepsini bir kere de yatır, bir bak, daha düşünme. Direkt belediye peşin tahsil edin. Tamam. Evet, teşekkür ederiz Alper. Belediyemiz meclisinin 11 Kasım 2019 tarih ve
2019'a 96 sayılı kararı ile kabul edilen gelir ücret tarifemize, yapı ruhsatların ortak alan tadilatlarında bir basılı evrak bedeli olarak 474.58 TL, yapı ruhsatlarında her gün başına işgal harcı olarak 2,5 TL, inşaatlara beton dökümlerinde her döküm başına 125 TL, yağmur suyunu kanalizasyona bağlayanlardan 3000 TL, kombine kanal açma makinemizin çalışma saat ücreti olarak 750 TL alınması olarak tarifelerin eklenmesine ve iş bu tarifelerin 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Bugün tarihi yazalım o zaman. 04.02.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet. Toplantı gündemimizin 14. maddesi, gündem harici gelen madde. Bu maddemiz ilçemiz Şirintepe Mahallesi'nde uygulama imar planında özel yurt alanı olarak görülen 622 ada bir nolu parselin resmi kurum alanı olarak lejatlandırılması suretiyle plan tadilatı talebiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 4 Şubat 2020 tarih ve 1465 sayılı yazısı okunacaktır. Buyurun Sıtkı Bey. Başkanlık Makamına. İlçemiz Şirintepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 622 ada bir nolu 5542.90 metrekare yüz ölçümlü arsa vasfı ile hazine adına kayıtlı taşınmaz mala ilçe jandarma komutanlığı hizmet binası yapımı için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında özel yurt alanı olarak görünen söz konusu parselin resmi kurum alanı olarak lejantlandırılması suretiyle plan tadilatının yapılmasını talep edilmektedir. Konunun belediyemiz meclisinde görüşerek karar altına alınması hususunu arz ederim. Evet. Gündem dışı teklifin gündeme alınmasının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu konu hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Şirintepe Mahallesi'nde hazine adına kayıtlı ve uygulama imar planında özel yurt alanı olarak görülen 622 ada bir nolu parselin ilçe jandarma komutanlığı hizmet binası yapımı için resmi kurum alanı olarak lejatlandırılması suretiyle plan tadilatı talebinin imar komisyonuna havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2020 yılı Şubat ayına ait iki sayılı toplantının birinci birleşiminin birinci oturumunda görüşülecek başka bir konu kalmadığından belediye meclisinin Şubat 2020 ayına ait iki sayılı toplantısı sona ermiştir. Yasanın 20. maddesi hükmü gereğince Mart 2020 ayı toplantısı 3 Mart 2020 Salı günü saat 16'da yapılacaktır. Tüm meclis üyelerime meclis toplantılarına katılımlarından, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca toplantımıza iştirak eden siyasi partilerimizin ilçe başkanlarına, teşkilat mensuplarına ve Bigalı hemşerilerimize ayrıca katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Gündem bitti. Görüşülecek başka konu kalmadı ama sorusu olan varsa mikrofonu verebiliriz. Eyvallah. Merhabalar. İyi çalışmalar diliyorum herkese. Şimdi gündem dışı konuyla ilgili olarak Biga halkının, esnafın özellikle
kamyoncu esnafının ve ayrıca da işte ilgili sivil toplum odasının, sivil toplum kuruluşunun bu işle iştigal olan ve ayrıca da Bigalı vatandaşların talepleri üzerine bunu dile getirmek istiyorum bu konuyu. Biliyorsunuz ki bir araç muayene istasyonu hususu var. Biga'da olmayan, Çan'da olan ve Çanakkale'de olan araçların gezici mahiyette bir araç muayene istasyonu kuruluyor pazar yerimizde ama haftanın 4 gününe şeklinde kuruluyor. Bu araç muayene istasyonunda gezici istasyona kamyoncu esnafımız araçlarını götüremiyorlar tabii ki. Ya Çan'a ya da Çanakkale'ye götürmek zorunda kalıyorlar. Biliyoruz ki sizin döneminizde imar durumu ile ilgili kamyoncular garajı sitesi, galericiler sitesi gibi imar tahilatları yapıldı. Ve bununla ilgili belirli tasarruflarınız olduğunu duyuyoruz haricen. Özellikle bu galericiler sitesi, kamyoncular garajı konusuyla ilişkili olmak üzere araç muayene istasyonunun Diga'ya getirilmesi, bu yönde bir aşama kaydedilmediği konusunda bilgi almak istiyoruz. Zaten bununla ilgili herhalde ilgili birimlere, ilgili milletvekillerine söz konusu sivil toplum örgütü, odası başvuru yapmış. Bir aşama var mıdır, bir noktada mıdır veya bir karar alınmış mıdır bu konularla ilgili bilgi almak istiyoruz esasen. Yani vatandaşlarımızın ve esnafımızda bu yönde talebi olduğu için hem kamuoyunu ilgilendirir mahiyette bir durum bu. Canlı yayında yapılması sebebiyle daha kamuoyunu daha kolay bilgi alması anlamında bu yönde bir talebimiz var. Evet. Yani bu yeni bir ihtiyaç, yeni bir gündemde olan konu değil. Yani muayene istasyonu yıllardan beri Biga'da gündem. Tabii bunu zaman zaman milletvekillerimiz geldiği zaman farklı sivil toplum kuruluşlarında, toplantılarında bu konu görüşüldü. Milletvekillerimizin bu konu hakkında girişimleri var, görüşmeleri var ama burada bütün herkes de biliyor ki yani bu özelleşti, özel firma burada tercihini Çan'dan yana kullanmış, yatırımını Çan'a yapmış ve Çan'la Biga'nın kilometre olarak uzaklığı 30 kilometre. Tabii biz Çanakkale'nin en büyük ilçesiyiz. En fazla araç sayısına sahip olan ilçeyiz. Şimdi bu projeye uygulayacağımız alan 150 dönüm bir alan. Yani bu takipleri vekillerimiz yapıyor. Eğer bununla ilgili olumlu inşallah bir dönüş olduğu zaman bu kamyon garajının nakliyeciler sitesinin olduğu alana biz bu istasyona yer de tahsis edebiliriz. Takip ediyoruz. Bununla alakalı projeyle alakalı yer teslim işleri devam ediyor. Projeyle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Yani siz de görüyorsunuz, malumunuz. Yani artık bölgemiz daha köprünün inşaatı bitmemesine rağmen ciddi bir trafik yoğunluğu var, araç yoğunluğu var. Yani mutlaka bizim Biga'mızın kamyon tır parkı ile alakalı bir an önce bunu hayata geçirmemiz lazım. Zaman zaman vatandaşlarımızdan mahalle arasına park edilen tırlarla, kamyonlarla ilgili şikayetleri oluyor. Yani burada da bir yer gösterilememesinden dolayı yani esnafımıza da şoförümüze de hak veriyoruz. Yani daha çok kamyon garajına yönlendirmeye çalışıyoruz ama orası da cevap vermiyor şu haliyle. Muayene istasyonuyla alakalı derdimiz ortak. Bunun takipçisiyiz. Vekillerimize de her görüştüğümüzde bu konuyu aktarıyoruz. İnşallah iyi bir haber alırız. Yer anlamında da bir problemimiz yok. Bu arazinin içinden bir yer tahsis edebiliriz. Evet. Söz almak isteyen, soru sormak isteyen. Süleyman abi yok mu soru? Sor abi. Namaz ya. Kospınar diye bir çeşmemiz var. O çeşmenin de böyle bir harekete geçirilmesini istiyorum. Hocam bilir. O mahallenin çocuğuyuz. Oraya da çöp dökülmesini yani yakıştıramıyorum Biga'ya. Evet. 4 gündür İstanbul, Kırklareli, Edirne, baba eski gezdim geldim. Biga'dan pis bir şehir yok, kusura bakmayın yani. Ama sadece sizin döneminizde değil bu. Önceden de devam ediyor. Sayın Mustafa'yı kaybeden belediye başkanı döneminden beri devam ediyor.
Kimden beri? Kaybetti ya belediye başkanlığı Sayın İsmail Bey. Ha, Mustafa dedin de. Ben de... Yok, Mustafa'yı kaybettiği için. Ondan önce 10 yıl şey vardı, Mehmet Özkan vardı. Evet, ha, temizlik işleri müdürümüz. Bu konuya cevabı siz verin. Saygılar sunuyorum. Süleyman abim, o bölgeyi Davut arkadaşla temizlettim ben. Geçen hafta. Kospınar mevkiine. Ve temizlik dediniz. Şu anda Biga'da yapılan temizlik bölge ilçelerinin hiçbirinde yapılmamakta. Tamam mı? Hayır, ben de geziyorum. Sizin gezmiş olduğunuz kadar biz de eksiklerimizi tespit etmek için geziyoruz yani. Hayır, çöp dökülmez zaten yasak oraya. Harfiyatları da kaldırttım. Hatta geçen hafta başkanımız başkanımız söylemişti. Süleyman abi, sen çıkınca bir tur at orada. Bir bak bakalım. Pisse ara beni. Tamam mı? Senle beraber edeceğiz onları. Tamam mı? Eyvallah. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı. Vakti müsait olan arkadaşlarımıza çay çıkar üst katta. Beklerim.